Sayın Başkan yani geçmişte yaşanılan geçmişte kaldı. Bugün bunları neden konuşuyoruz? Sezon öncesi neden böyle bir konunun içerisindeyiz diyor. Fenerbahçe'nin tabii farklı talepleri var. Fenerbahçe'nin de cevabını az sonra ekranlara yansıtacağız ama... Serkan abi yani ya bu konuda ortada kalmak mümkün değil. Yani ortada kalmak mümkün değil derken biz neler yani ne söylersek söyleyelim mutlaka taraflı olarak adlandırılacağımız için... ...bunu kabul ederek senden de bir yorum rica edeceğim çünkü... Kimse aslında 58, 57, 56, 55 yani bu şampiyonlukları saymıyor değil. 59'dan sonra işleyen bir sistem var. 2000'den sonra devreye giren bir yıldız sistemi var. Tabii ki kulüpler şampiyonluklara göre havuzdan para aldıkları için de bu şampiyonluklar geçmişe yönelik de değerli bir hale geliyor aslında. Biraz da bunun tartışması var. Ya şimdi hani küçük bir özet geçeyim. Bizden yaşça küçüklere, gençlere, çocuklara hani ben kendi açımdan ne yaşadım? Mesleki olarak 30. yılıma giriyorum. Onun öncesinde de hani bir spor sever, bir futbol sever, bir taraftar olarak konuya nasıl vakıf olduğumu anlatayım. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu ülkede çeşitli şampiyonalar, organizasyonlar düzenlenmiş. Yani mesela bunlardan birisi de bizim meslek örgütümüz olan Spor Rezervleri Derneği'nin düzenlediği Türkiye Spor Rezervleri Derneği Kupası Gökhan Hocam defalarca kere oynadı. çok önemlidir. Kimse onu önemsiz diyemez. Tabii ki. Ama yıldız hesabına dahil değildir. Yani bu Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde unutulmaz, e, o maçlarda unutulmaz detaylar, enstantaneler, kahramanlar çıktı. Sakatlanarak sezona başlayamayan, büyük umutlarla transfer edilen insanlar oldu. Yani tarihe Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası diye bir şey geçti. E, bir gün e, yürürlüğe girdi, devam etti ve bir gün bitti. Hani tekrar inşallah, inşallah tekrar bir gün... Ben Yine öyle istedim. bir gal, yani öyle görkemli bir başlangıç yaparak sezona gireriz düşünsene. üç büyük takımı bir araya getiren bir organizasyon. Hani üç büyükler birbirleriyle oynuyorlar. İşte derbi'ler izleyerek sezona ısınıyorsun ve giriyorsun. İtalya'da yeni kadro mesela, Esem? Team Cup vardı mesela. Tabii tabii. Yani vardı dünyada örnekleri hani, bunun. E, onlar tek devre usulü oynanan 4 takım çıkıyorlar. De, evet. 45 45. E, yani 45'i 45 oynuyorlar. Bu bir hani ritüele çevrilmiştir. Ha Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası yıldız hesabına giriyor mu? Girmiyor. Ama bu önemsiz mi kılar onu? Hayır. Kılmaz. Ee, ben bir de şu açıdan da yaklaşmak istiyorum. Mesela ben Barcelona e, taraftarıyım. Hakikaten taraftarıyım. Yani Barcelona çocukluğundan beri. İşte Milliyet Çocuk Dergisi'ndeki Şimşek Santifor'dan beri. Sonrasında bir takım tarihi gerekçelerle beslenerek... Yıllar içerisinde işte Maradona'ların, Hacilerin oynamasıyla, Cruyff'un varlığıyla benim için bir yani futbol tutkumda çok önemli yeri olan bir şey. Barcelona e, sempatim. Barcelona sempatizanıyım en kötü ihtimalle. Ama Real Madrid Barcelona'dan çok daha fazla Avrupa şampiyonu oldu. Çok daha fazla kupası var. Ve e, dolu dolu ben de söyleyebilirim. Arda'nın imza töreninde söyleyen başkanı gibi dünyanın en büyük kulübü. Ama mesela Barcelona'nın sloganı başka. Meske un kulüp. Bir kulüpten, bir kulüpten daha fazlası. Tamam siz dünyanın en büyüğüsünüz ama biz sadece bir kulüp değiliz. Anlatabildim mi? Yani sizin neye nasıl baktığınıza göre değişir. Ben Barcelona'yı yanlış hesap yapıp Real Madrid'den daha çok şampiyon oldu diye tutmadım ki. Veya bir insan tuttuğu bir takımı semtinin takımı olur. Ağabeyinin takımı olur, dayısının takımı olur, babasının takımı olur, kendisi arkadaşlarıyla beraber seçmiş, tercih etmiş, tribününde yetişmiş olur. Yani bir insan bir takımı daha çok şampiyon oldu diye mi tutar? Ya yani şöyle bir şey mi var? Mesela benim oğlum doğdu, işte bilinçlendi. E, biz ona hangi takımı tutuyorsun falan dedik. Empozeler yapıldı. Sonra günün birinde soruyor ki, e, pardon ya en çok kim şampiyon oldu? İşte şu takım. Tamam ben onu tutuyorum falan. Hani böyle bir şey yok ki hayatta. Çünkü bu hisle olan bir şey, duygulu yani, olan bir şey. Sonuçta kovaladıkları şey para. Aynı yer. Yani evet. federasyonun her şey para. Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi federasyon ilk senesini geçirdi, ikinci sene başlıyor değil mi? Seçim oldu ve başladı. Daha ligimiz başlamadı. Neden böyle bir şey gündeme geldi? E o perdeleyip arkasında başka şeyler yapmış. yani neden gündeme geldi? Yani Hocam onu da söyleyeyim hemen. Şimdi Fenerbahçe logosunu ıı, eee değiştirdi. Ku kupa ya. maçında, kupa maçında evet. maçı oynarken 4 yıldız Soronomi'ye 5 yıldız da çıktı. Ceza verdi. Federasyon'da zaten sonra açıklama da yapıldı. Hani tedbirli olarak. Evet ceza verdi. E, Fenerbahçe'deki logo değişiminden sonra muhtemelen bu konu e, gündeme geldi herhalde federasyonun içerisinde. Çünkü benim bulabildiğim başka bir yanıt yok buna. Nasıl gelmesin canım? Gelir tabii ki. Bu bir vaka sonuçta. Tabii. Ya Sonuçta bir komisyon kuruyorsun. Bir komisyon kurduğu zaman... Kimler olacak orada? Ona söyleyeceğim zaten. Ben talibim. Ben 59 öncesi hayır 59 öncesine nasıl vakıf olacağız? Yani Kemal abi de koysun. Normal abi değil. Bir mi? Kemal bak bir Kemal yolduzların abini yolduzların üstü. Orhan Kemal abiyi abi koysunlar. Şöyle diyeyim yani ben bir otomatik hesap yapıyorum. 59 öncesi. Orhan Ayanı. İşte normal şimdi o komisyonda 70 yaş, 75 yaş yani o zamanları tamam, hatırlayanların olması lazım. Şimdi komisyona bakıyorsunuz. Komisyon üyeleri henüz belli değil. Komisyon üyeleri daha belli olmadan üstlerine öyle büyük bindi ki. Daha belli değil ama hiç. Bak şöyle. ben talibim diyorum abi. Vicdanı temiz, hür iradeli bir insan komisyonda kendisini anlatılacak, insanları dinleyecek ve kararını söyleyecek. Bir de bugüne kadar yaşamışlık var. Hocam yani şimdi şöyle bir şey var. Bu karar bir gün alındı. X bir gün alındı. O güne kadar konuşulmadı. E, o gün konuşulmadı. Benim hatırladığım tek zirvesi bu işin Cenk abinin, rahmetlinin Cenk Koray'ın Beşiktaş için verdiği büyük bir hak arayışı, büyük bir mücadele sonunda iki şampiyonluğun saydırılması. Çünkü o şampiyonlukların olduğu yıllarda Avrupa'da Beşiktaş kulübünün ülkemizi Türkiye şampiyonu olarak temsil etmesi. Benim hatırladığım bir böyle bir zirve var. Neden o iki şampiyonluğu verildi de başka şampiyonlukları verilmedi? Hani bunların hepsi döneminde önümüze geldi, konuştuk, düşündük, fakat ben bir futbol sever olarak kimin daha çok şampiyon olduğu ile ilgili değilim. Hani ilk defa bir ülkeye gittim. Atıyorum Costa Rica'ya gittim. Costa Rica liginden takım ismi bilmiyorum. Şu anda söyle desen söyleyemem yani. Costa Rica gücü hani. Bilmiyorum. Alejo Enans. Ya ben burada sorayım. hangi takımlar var? İşte <laughs> şu takım var, bu takım var, şu takım var. Hangisi daha çok şampiyon oldu? Şu. Kaç kere? Yedi. Peki deyip kahvem içmeye devam ederim. O bilgiyi de o saniye unuturum yani hani. Niye, neden konuşuyoruz? Şimdi o Sebebi yönetici, para. Yönetici, sonuçta bir grupta yönetici olduğu zaman camiye temsil ettiğini düşünüyorsun ve camianın haklarını savunmaya başlıyorsun. O bir hak gibi geliyor. Şimdi ondan önceki dönem bir süreçte bırakılmış, şimdi çözülüp hakkını geri almak istiyorsun. Yani daha önceden bir miras kalmış sana. Tabii hakkını almasın. Yani mira, miras kalmış sana, o miras yıllar sonra sen farkına varmışsın, şimdi o mirası almak için uğraşıyorsun. Bayağı bir uğraşman lazım. Şimdi buradaki ortam da bir anda gündeme geldi. Bak bir anda gündeme geldi. Cumartesi günü ben programdaydım. Cumartesi günü programa geldi ve bu iş dedim uzar gider. Onu işte Onur'la beraberdik. Cem abi vardı. Ve baktığın zaman kayıcı, kayıkçı kavgası gibi birbirine 20 tane takımımız var diyeyim Süper Şu anda konuşan 2 tane i̇ki takım, takım, var. Demeç var. 2 tane derbi. takım var. Bak 2 tane takım var. Başka yok yani şu anda. Ha, beşiktaş, olaya müdahale ortada, eden başka bir takım yok. Trabzon yok. Ha? yok. Bir iki hafta sonra bir iki takım daha müdahale olur zaten. Yani bu olay boş kalmaz Galiba sonuçta. Yani Demirspor'la Birliği'nin birer. şampiyonu başlayana başlayana kadar o arayı doldurmak için olacak. Ama dediğim gibi yani burada komisyon Serkan diyor ki ben talebim diyor. Tamam. Talebim ama dinleme yani zaman, sonuç çıktığı zaman hangi tarafın lehine çıkarsa öbür taraftan hemen damgalanacak. Öyle olacak. Tabii damgalanacak Maalesef, şey maalesef bu öyle şey oldu. yani. Abi, abi toplum hani jüri görevi var ya mesela Amerikan evet. e, e, adalet sisteminde. Sen Amerikan vatandaşısın. Sana tebligat geliyor. Diyor ki Ömer önümüzdeki ayın 17'sindeki şu davada jüri üyesisin. Gidiyorsun. İki tarafın avukatı reddetmiyorsa seni. Sana bir şerh koymuyorlarsa. Sen o görevi kabul etmek zorundasın. Askerlik görevi gibi. Vatanî görev yani. Ben bunu görev addederim abi. 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Madem böyle bir sorun olduğu iddia ediliyor. Demek ki bir sorun var. Koskoca Fenerbahçe kulübü Durduk yerde huzur kaçırayım falan diye böyle bir şey yapar mı? Demek ki Fenerbahçe'nin bir derdi var. Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili bir hak arayışı var. Saygı duymak, dinlemek, yasalar, mevzuatlar çerçevesinde ne gerekiyorsa adım adım uygulamak lazım. Ee, burada da hani bir samimi bir süreç yaşanmadı. Fenerbahçe tarafı da diyor ki ben Ali Koç'tan bizzat kendim izledim, sizler de izlediniz. Ee, diyor ki yani hani bize olumlu ya da olumsuz bir şey söylensin dedi bak. Hani bu önemli bir e, söylem. Bir, cevap, Oğlum, almak ha, bir cevap almak istiyorum. Bir cevap almak istiyorum. Öyle yani bazen birbirimizden bir şey rica ederiz. Ya Ömer şu işte bana yardımcı olsan çok sevinirim ama olumlu ya da olumsuz bana bir geri dönüş yapar mısın? İşte Gökhan Hocam falan böyle konuşuruz kendi aramızda bir takım Kendim konularda. Normal hayatta da böyledir. İlişkide de böyledir. Aynen. Devam mı Federasyonda, tamam mı? anladığım kadarıyla evet. e, seçim süresindeki federasyon ve kulüpler arasındaki iletişim esnasında Fenerbahçe tarafının konuya gösterdiği hassasiyet nedeniyle Fenerbahçe'ye böyle bir vaat vermiş gibi duruyor. Galatasaray'ın haklı olduğu şey bu. E ama bu ayıp değil, günah değil. Hani <laughs> oy toplarken ben çok seçim gördüm. Çok seçim yaşadım. Hani siyasi seçimleri, yerel seçimleri bir kenara bırakıyorum. Çok federasyon seçimi, çok kulüp seçimi yaşadım. Yani bir günde değişen listeler gördüm. Son anda girenler, çıkanlar gördüm. Bunların gerekçelerine hakim oldum, vakıf oldum. Yani federasyonun Tek adaylı da olsa bir seçime giderken büyük kulüplerin onayını almak, onların dertlerini dinlemek ve onlarla bir takım konuları istişare etmek gibi bir şey yapması normal karşılıyorum. E, komisyon kurulmasını da normal karşılıyorum. Ama açık konuşmak gerekirse e, neden bunu şimdi tartıştığımızı, bugüne kadar böyle bir sorun vardıysa neden daha önce gündeme getirilmediğini de bir yandan içten içe bir futbol sever olarak merak ediyorum. Abi ya yani şimdi mi yani 59... Şu an kaç yılın işte Şimdi... ben de ona katılıyorum